Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Bir konu, bir soru serisinde güzel bir fonksiyon sorusu çözeceğiz. Bugün sizlerle birlikte dilerseniz sorumuza hemen başlayalım. ABC bir reel sayı. Fx ve gx verilmiş. Buraya 9 yazılmış. G diyelim biz ona. Fx ve gx verilmiş. Burada f'in çift fonksiyon, g'nin ise tek fonksiyon olduğu bilgisi de var ekstradan. 3 tane de bu bilgilere göre 3 tane öncül verilmiş. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben fx'in çift fonksiyon olduğunu tabii ki biliyorum. X eksi a ile x artı 3'ün çarpımı ise x kare artı 3x eksi ax eksi 3a yapacaktır sevgili arkadaşlarım. Ve bu bir çift fonksiyonsa tabii ki polinom fonksiyonlarda x üzeri birli bir ifade kalmaması lazım. Yani ben bunu x parantezine aldığım zaman 3 eksi a geliyor ya hani. İşte bunun sıfır olması lazım. Çünkü polinom fonksiyonlarda çift fonksiyonsa eğer bu polinom fonksiyon x üzeri birli bir ifade bulamayız. Pekala. O halde a'nın kaç olması gerekiyor? 3. Yani a 3 ise hemen biz fx fonksiyonumuzun aslına bakarsanız x kare eksi 9 olması gerektiğini görebiliriz. Diğer yandan gx fonksiyonuna baktığımızda yine burayı dağıtırsanız arkadaşlarım bx kare bakın şununla şunu çarptım. Daha sonrasında artı 4x dedim artı a çarpı b çarpı x dedim artı 4a ve artı bir de c'miz varmış ve gx fonksiyonu da tek fonksiyonmuş. Tek fonksiyonlarda ise biliyorsunuz ki polinom fonksiyonlarda çift dereceli terimlerin olmaması gerekiyor. Yani şunun olmaması gerekiyor ve sabit bir terimin de olmaması gerekiyor. Şu olmayacaksa b sıfırdır arkadaşlarım. Yani burası gider. B sıfırsa bakın bu da gittiği için bunların hepsi gider. Ve geriye 4x kalır. Artı ben a'nın 3 olması gerektiğini bulmuştum. 3'ü yerine yazarsam 12 artı c'nin de 0 olması gerekiyor. Yani c'de eksi 12'dir diyebiliriz. Yani sevgili gençler 4x artı 0 dememize gerek yok artık. Benim gx fonksiyonum ise neymiş? 4x'in ta kendisiymiş. Burada ben a'yı 3 buldum, b'yi 0 ve c'yi de eksi 12 bulmuş olduk şurada göreceğiniz gibi. Pekala a ile b'nin ve c'nin toplamı eksi 9'dur diyor. 3 artı 0 eksi 12 eksi 9 yapar. Birinci öncülümüz bizim doğrudur. FA. Şimdi FA dediğimiz şey A3'tü. F3'tür arkadaşlar. F3 9 eksi 9'dan eşittir. 0 gelir. Bakın burası 0. GB ki B 0'dı. Yani G 0 arkadaşlar. G 0'da 4 kere 0'dan 0'dır. O halde 0 ile 0'ın toplamı 2 değil. 0 yapar. İkinci öncül gitti. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. FC'den G10'u çıkarırsan 95 kalır demiş. Bir kere C dediğimiz şey eksi 12 idi. Ben eksi 12'yi getirip F fonksiyonunda yerine yazarsam eksi 12'nin karesi 144 yapar. Bundan 9 çıkarırsanız 135 gelecektir. Bakın arkadaşlar burası 135. G10 da sevgili arkadaşlarım şurada yerine yazarsanız 4 kere 10'dan 40 gelir. Yani şurası da 40'mış. 135'ten 40'ı çıkarırsanız 95 cevabını bulursunuz. Demek ki bizim doğru öncüllerimiz 1 ve 3 olduğu için cevabımız da C seçeneğiymiş diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlarım bu güzel soruyu sizlerle paylaşabildiğim için mutluyum. Umarım sen de faydalanmışsındır bu soruda. Diğer sorularda ve diğer konularda görüşürüz. Kendine dikkat et, hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.